Köyümüzün yeraltı suyunun köyümüzden gitmemesi için, arazimizin çoraklaşmaması için, büyüklerimizin şehirden köye dön dediler, biz köye döndük. Köyümüze döndük. Buradan da suyumuzu aldıkları zaman, karnımız aç kaldığı zaman burada neslin biteceği. Bak, burada neslin biteceği. Anladın mı? Devlet büyüklerinin bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Buradaki kuyular bundan 20 sene evvel köyümüz Devlet Su İşleri tarafından kooperatif kanalı altında salındı. Kooperatifimiz ilerleyemediğinden dolayı, borçlarını ödeyemediğinden dolayı, kapımız zayıf olduğundan dolayı tes edildi. Ama Asat gelmiş bunları el koymuş. Köylünün haberi yok. Benim internet yok, haberim yok. Haberim olmadığından dolayı bizler yeni burada borular döşeme açtığını gördük. Bunun üzerine böyle bir eylemle karar verdik. Çünkü başka çaremiz yok. Burada bir tane kuyu çalıştığı zaman yüzeydeki suların tamamı çekiliyor. Su kalmıyor. Çünkü hep sular birbirine endeksli. Birbirinin tetiklediğinden dolayı bir tane kuyu tamamını kurutuyor. Burada su bittiği zaman tarım biter, hayat biter. Köyümüzde 300 tane, 400 tane büyükbaş var. 2000 küsur tane küçükbaş var. İnsanların %85'i hayvancılıkla, ekimle, tarımla uğraşmaktadır. Buradan o zaman diyor ki büyüklerimiz bize, biz köye dönüşleri sağlıyoruz. Buradan su gittiği zaman otomatikman buradan biz şehre göçmek zorunda kalacağız. Ben bu saatten sonra şehirde ne iş yaparım? Yanlıştan tez zamanda dönülmesini, halkın refaha kavuşmasını istiyoruz biz. Ondan sonra su alacak. Köyü temizlerdi, hepsi öldürürse. Şu köyleri bir düzlecek önce bu. Diyefendi ondan sonra. Önce can alacak, ondan sonra suyu alacak. Sanayimiz yok, bir hastanemiz yok. Bir aspirin satılmayı, suyu da aldıktan kere biz nereye gideceğiz gari? Tarlalarda sattınız bize. Parayı nerede bulacağız gari suyu sulama ardından? Vallahi çok reziliz biz.